Türkiye'nin araç kiralama markası Rentko yol durumunu sunar. Rentko ile kiralıyorum, gidiyorum. İstanbul'da trafik yoğunluğu %55 seviyelerinde seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Mertel çift yönde Beylikdüzü Küçükçekmece, TEM'de İstoç İkiterli Firuzköy ve Yüzyıl Bayrampaşa bağlantıları yoğun durumda. Anadolu yakasında ise Altunizade Çamlıca Dudullu Beylerbeyi katılımı, TEM'de Çavuşbaşı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin araç kiralama markası Rentko yol durumunu sundu. Rentko ile kiralıyorum, gidiyorum. Podcast dinle son dakika. İtalyan bilim insanları 36 yaşındaki bir İtalyan erkek hastaya uygulanan COVID-19, maymun çiçeği ve HIV testlerinin aynı gün pozitif çıktığını duyurdu. Bilim insanları vakanın ilk ve 3 virüsünde aynı anda bulunduğu bir eş bulaşma vakası olabileceğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında okul servisi ücretlerine %19.21 oranında zam yapılmasına karar verdi. Doğal hazinelere dikkat çekmek için Akdeniz'e açılarak Kuşadası'na gelen Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Akdeniz girişiminin Blue Panda yelkenlisinde bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Kuşadası'nda gerçekleşen toplantıda yetkili ekip tarafından Kuşadası'nda yapılan gözlemler ele alındı. Başbakanlık konutunda arkadaşlarının çıplak fotoğrafları sızdırılan Finlandiya Başbakanı Marin özür diledi. Bir pazar etkinliğinde kalabalığa seslenen Marin gözyaşlarını tutamadı. Bond otomobili denilince akla ilk gelen 1964 model Aston Martin 2.4 milyon dolara satıldı. James Bond filmlerinde kullanılan otomobil, beyaz perdede ikonik karakteri ilk kez canlandıran Sean Connery'e aitti. Fenomen haline gelen Game of Thrones'un devamı niteliği taşıyan House of the Dragon, 10 milyon izlemeyle HBO'nun şimdiye kadarki en büyük premieri oldu. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus oynanacak Avusturya-Viyen maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Jesus, Fenerbahçe için gruplara kalmak çok önemli dedi. Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıkladı. Podcast dinle.